Çünkü Türkiye'nin bu rezil düzeninin devam etme şansı yok. O zaman bunu başaracağız. Şimdi çok sık kullanılan bir ifade üretimden gelen gücün kullanılmasıydı ya. İşte öyle bir ekonomik tablo ortada. İşçilerin aleyhine sürekli yasalar çıktığını söylüyorsunuz. İşçiler üretimden gelen güçlerini kullanıp işte bunları engelleme yoluna giderlerdi. Başarırlardı, başaramazlardı. Ama en nihayetinde işte grev bunun için vardı. Şimdi %30'lara varmış bir işsizlikte üretimden gelen gücün kullanılmasını gerçekçi buluyor musunuz? Bunun yapılacağına inanır mısınız? Şimdi aslında çok önemli bir noktaya işaret ettiniz, onun altını çizelim. Bu işsizlik niye var? İşte işsizlik işçiyi açlığa, yoksulluğa, sefalete, insanlık dışı koşullarda çalışmaya mahkum etmek için var. Yani orada böyle bir potansiyel tehlikeye iktidar tutuyor, sürdürebileceği kadar. Onu tutuyor ki fabrikadaki işçiye bak senden daha kötü durumda olanlar var, haline şükret dedirtiyor. Bir bunu belirtelim. Ya yani bu son derece önemli. Ben o yüzden işsizlik... Sorunun kritik yeri bu zaten. İşsizlik şu değil Suat Bey. İşsizlik yani kazara, tesadüfen ortaya çıkan bir şey değil. İşsizlik kapitalizmin bir tercihi aynı zamanda. Yani bu düzeni devam ettirebilmek için daha beteri olmak durumunda. İkincisi iktidar bence bunu kullanıyor. Bakın Türkiye'de bu CHP'li belediyelerdeki grevler ki onlar da son derece haklı grevlerdir. Uzun bir tartışma ama bunu ifade edip söyleyeyim. Bunun dışındaki grevlerin neredeyse %99'u bu iktidar tarafından yasaklanıyor. Yani işçi bütün grev süreçlerini işletiyor. Son aşamaya geldiğinde sözde erteleme adıyla işçi zorla aslında çalışmaya götürülüyor. Demek ki aslında söylediğiniz sorunun cevabı da içinde. Demek ki işçinin üretimden gelen gücü hala en etkili güç ve hani eğer üretmezse çarklar durursa hayat duruyor fikri sadece bizim benimsediğimiz bir fikir değil, iktidarın da benimsediği bir fikir. Ya aklıma geldi bu vesileyle onu paylaşayım. Bizim sosyalistlere dönük çok ilginç bir çift taraflı eleştiri var. Dikkat edin bakın. Bir taraftan diyorlar ki sosyalistler ekonomiyi yönetemez. Bir böyle bir algı var. Hani Türkiye'nin ekonomik sorunları var ama sosyalistler yönetemez deniyor. Bir taraftan da sosyalistler diyor ya siz de her şeyi ekonomi temelli bakıyorsunuz. Şimdi bu çok önemli bence ikisinin bir arada olması şu sonuç çıkıyor. Demek ki sosyalistlerin ekonomiden anlamadığı, ekonomiyi yönetemeyeceği tezi aslında patronların tezi. Yani onların istediği düzenin devamlılığını sağlayamayacağımızı halkın geniş kesimlerine bunlar ekonomiden anlamaz diyerek yapıyorlar. Ve bu kurdukları sistematik, bu kurdukları düzen bozulmasın istiyorlar. Oysa tam tersi ben buradan bunu da hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. İşçi sınıfı, emekçiler, üretenler diye bakalım. Yani buradaki herkes mesela. Üretenler diye bakalım. Alın teriyle yaşayan insanlar için en doğru ekonomik model sosyalist ekonomik modeldir. Bunu altını çizmem gerekiyor. Bu kadar yoksulluk, sefalet tablosuna rağmen en son seçimde yanlış hatırlamıyorsam 22 milyon oy aldı Adalet ve Kalkınma Partisi. Madem bu kadar büyük bir yoksulluk, bu büyük bir sefalet var ve bunun müsebbibi olarak da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni çiziyorsunuz, söylüyorsunuz. 22 milyon oyu nasıl alabiliyor? Ya keşke siyaset... Bunun bir video var. Aslında uzunca bir video bu. Biz her sokağa çıktığımızda böyle röportajlara denk geliyoruz. Hatta işte bazı iktidar yanlısı kanallarda veya sosyal medyada ya işte gidiyorlar, buluyorlar, ayarlıyorlar, işte konuşuyorlar filan gibi. Yani herkes kendisi gibi bilir. Muhtemel ki buradan kaynaklanıyor. İkinci olasılık da gerçekten Türkiye tablosunu görmemek ki biz, bence böyle bir tarafı var Suat Bey, onu söyleyeyim. Biz yani dehşetle karşılıyoruz gelen röportajları. Bir kısım elit, ben mesela parlamentoda sordunuz ya AKP'lilerle tartışıyor musunuz diye. Hani hep Osmanlı Osmanlı diyorlar. Benim Osmanlı'dan hatırladığım belki de tek güzel şey padişahların böyle tedbirli kıyafet halkın arasında gezmesidir. Ben bütün AKP'li vekillere hep bunu öneriyorum. Yani diyorum ki şu vekilliğinizin bilinmediği, tanınmadığı yerlerde sokağa çıkın. Otobüse binin, mümdümse binin, dolmuşa binin. Vatandaşla bir gezin, konuşun, hali göreceksiniz. Ve samimiyetle söylüyorum, bir kısmının halktan o kadar kopmuşlar ki ne yaşadığından haberi yok. Yani bir kısmının da öyle olduğunu. Biz bunu zaten bu röportajlara gösterilen tepkiden anlıyoruz. Bir inanılmaz manzaralarla karşılaşıyoruz. Ve fakat o kadar uzaklaşıldığını hissediyoruz ki gelen tepkilerden. Yani işte mizansen röportaj gibi algılanan, dehşetle baktığımız bir analizler yapıyorlar. Şimdi bir kısa video, bu aslında aylar önce çektiğimiz bir şeydi. Bir kentsel dönüşüm haberi için Bağcılar'a gitmiştik. Orada tesadüfi, yani haberi de o zaman değiştirdik. Çünkü kentsel dönüşümden çıktı.
bir sefaletin tablosuydu. Hiçbir yerine dokunmadan yayınlamıştık. Ama şu anda bir 4 dakika 10 saniyelik bir röportajda o bir 46 saniyelik bölümünü kestik. Ona ilişkin bir şey soracağım size. Çek, kurban olayım çek. Vallahi zenginler zengin. Ne düşünüyorsun kentsel dönüşümde? Komşuların gidebilir buradan. Yazık, günah, gitmesinler. Herkesin hakkını versinler. Herkes nereye giderse gitsin. Ama yazık. 5 daire alır, 2 daire verir, 1 daire verir. Gerek insan ne olsun? Bir kira olmuş 1 milyar. Asgari ücret kaç para? Ne olacak bu millet? Hırsızlık mı yapsın? Arsızlık mı yapsın? Ben 62 yaşındayım. Bana iş verseler ben gidip çalışacağım. Ne kadar senedir peki oy veriyorsunuz AK Parti başa geldi gele oy veriyorum. Yine de peşindeyim. Yine de razıyım devletimden. Ama bu kadar olmaz. Bu sefer de boşatacağım. Kime giderse gitsin. Üyeyim bir de AK Parti'ye ama üyelikten de sildireceğim kendimi. Fark ettiniz mi? Adalet ve Kalkınma Partisi üyesiyim. Büyük bir sefalet ama bunun devamı şu. İşte kaç yıldır evime et girmiyor, kocası işte kanser, kendisi hasta vesaire. Fakat sonuçta boş atacağım diyor. Partiden de istifa edeceğim diyor. Ama gidip herhangi bir partiye de oy vermiyor. Hı hı. Şimdi bu kadar büyük bir sefalet tablosu çiziliyor. Ama dönülüyor, AK Parti'yi tekrar tercih ediyor. Burada muhalefetin iktidar vaat etmemesi midir problem? AK Parti'ye kültürel veya başka bağlarla aidiyet midir? Nasıl izah edersiniz? Ya şimdi birincisi, sonuçta muhalefetin eksikliğini saptayalım. Yani burada bir muhalefet eksikliği var ama öncesinde ben hep şunu hayal ederim. Keşke bu kadar basit olsa siyaset. Mesela biz Türkiye İşçi Partisi'yiz. Net, açık, her yerde. Hiç ayrım gözetmiyor. Zaten adından kendisini ortaya koyuyor. Biz işçi sınıfının, emekçilerin, yoksulların temsilcisi olmaya talibiz. Onlar adına siyaset yapıyoruz. Onlarla birlikte siyaset yapıyoruz. Keşke mesela AKP de dese ki ben patron partisiyim. Mesela seçimlere bir patron partisi, bir de işçi partisi girse sonuçları görsek. Niye öyle desin ama işte, ki? Tam da işte burjuva siyaseti dediğimiz şey bu. AKP'nin temel özelliği, AKP bunun için iktidara geldi işte. Yoksulun, emekçinin, çaresizin oyunu alıp onu mas edip patronların iktidarını sürdürebilmek için. Dolayısıyla tam verdiğiniz fotoğraf aslında AKP'nin misyonunu gösteriyor. Peki vatandaş niye buna ikna oluyor? Geçmişte dediğim gibi esas olarak Türkiye batırıldı ve bu bataktan Türkiye'yi çıkartabilecek bir umut olarak bunlar pazarlandı. Fakat geldiğimiz noktada artık Suat Bey, şunlar önemsiz şeyler değil. Bakın 19 yıldır İstanbul söz konusu olduğunu 25 yıldır değil mi? Son iki yılı bir kenara bırakarak söyleyelim. Bir parti tarafından, bir iktidar tarafından, bir zihniyet tarafından yönetiliyorsunuz. Devletin bütün olanakları bunlar için seferber edilmiş durumda. Bütün medya abluka altına alınmış durumda. Yani bakın şöyle değil. Eskiden mesela yandaş medya falan denirdi. İktidar yandaşı. Şimdi karşıtı olmaya gerek yok. Ortada tarafsız görünmeye, tarafsız bir yayıncılık yapmaya çalıştığınız andan itibaren baskıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla vatandaş bu kadar büyük bir para gücü, bu kadar büyük bir devlet gücü, bu kadar büyük bir medya gücü, uluslararası destek, tarikatlar, cemaatler, çeteler falan, yani bir partiyle mücadele etmiyor ki muhalefet partileri. Karşısında koskocaman bir organizasyon var. Bütün bunlara rağmen gittikçe eridiğini hep beraber görüyoruz. Net bir biçimde eriyor. Niye bu herhangi bir iktidar geçmişte... Buyurun. Şimdi bu erime süreci galiba işte alternatifleri de aslında şöyle yaptılar. Kendileri çürürken herkesi çürümeye doğru sevk